Arkadaşlar herkese merhaba. Benim bu şampiyon Apple'ın muhteşem event'ı geçen günlerde yapıldı. Biliyorsunuz iPhone 12, iPhone 12 Pro ve HomePod duyuruldu. Ya genel olarak bunların teknolojilerin genel Ne işe yarıyor? Kısacası onlardan bahsedeceğiz aslında. Çok güzel bir event oldu ve eventta <laughs> değişik durumlar da oldu. Eventta kutu içeriklerine gelince özellikle iPhone'da şarj cihazının ve kulaklığın olmaması insanları böyle bir delitti diyebiliriz yani. Ya burada Apple'ın farklı bir stratejisi var. Benim açımdan yani bir telefonu alıp içinde şarj cihazı ve kulaklık olmaması bence çok saçma. Hele bu telefona 1000 dolar para veriyorsanız. Gel gelelim Apple'ın sunumunda neler oldu dostlar. Şimdi ona geçelim. İlk olarak Apple'ın HomePod mini cihazı tanıtıldı dostlar. Bu cihaz diğerlerine göre, diğer Bluetooth hoparlörlere göre farklı bir cihaz. Biraz Bluetooth hoparlör siması var. Ama aslında çok akıllı bir cihaz. Üstünde Siri'yi barındırıyor. Görmüş olduğunuz gibi siyah ve beyaz renkte bir tasarımı var. Küçük bir cihaz Apple HomePod mini. Fakat çok akıllı. Siri'nin komutlarını algılayabiliyor. Yani siz HomePod'a bana şu şarkıyı çal dediğinde çalıyor ve ona göre yanıtlar verebiliyor. Mesela yarın bana bir alarm kur diyorsun 11'de bu cihaz kurabiliyor. Telefonunu bağlantı kurup. Yani dolayısıyla kendi içinde çok akıllı bir cihaz. Özel bir speaker sistemi barındırıyor. Görmüş olduğunuz gibi güzel, özel bir manyetik tasarımı var. Tek bir cihaz halinde şu an görüyorsunuz. Fakat bunları çift halinde de stereo olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani iki tane de alıp stereo kullanabilirsiniz. Bir tane de alıp yine stereo çalabilirsiniz. Ama iki tane alınca da bunlar birbirleriyle senkronize olup çalışabiliyorlar. Ya bu cihaz diğerlerine nazaran S5 çipi barındırıyor. Apple'ın S5 çipini yani akıllı bir cihaz. Alexa'ya benziyor. Alexa yandırıyor açıkçası. Ses kalitesinin çok iyi olduğunu söylüyor. Zaten burada Apple Music ön plana çıkıyor. Apple Music, Pandora gibi şeylerle uyumlu fakat Spotify'ı görememiştik. Tasarım güzel. Renklere hoşuma gitti. Beyaz ve siyah. Böyle görmüş olduğunuz gibi bir ve iki tane konumlandırabiliyorsunuz. Şimdi ikinciyi de göreceksiniz. Bakın iki taneyi konumlandırmışlar burada. Yani stereo olarak çalışabiliyor dostlar. Mesela telefonunun yanına götürüyorsunuz. Direkt bağlantı kurup çalabiliyor ve şarkıyı gösterebiliyor. Zaten dediğim gibi Apple Music Podcast ve Apple Podcast uyumlu, Pandora uyumlu. Ama Spotify yok. Yani göremedik burada. TuneIn falan da uyumluydu ama Spotify'ın olmaması da enteresan olmuş dostlar. Biliyorsunuz Apple'ın ev için özel ürettiği kitler var. Mesela kapı kilidi, kapıyı kilitleyebiliyorsunuz, ışıkları açabiliyorsunuz vesaire gibi durumlar var. Burada aslında onlardan bahsettiler. Mesela ışıkları falan kapatabiliyorsunuz bu cihazı komutu yöneterek. Mesela My Home'a girerek burada işte lighting'i vesaireyi, security'yi hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Bunu komutlarla da HomePod'da yapabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir özellik. HomePod'a diyorsunuz ki ışıkları söndür kardeş, ışıkları söndürüyor. Yani e, perdeyi aç diyorsun, perdeyi açıyor. Ayrıca mesaj gönderebiliyorsun aileden birine ve o mesajı Apple Watch'a kadar gidebiliyor. Yani birbirleriyle tamamıyla senkronize çalışıyor dostlar. Güzel cihaz. 100 dolar fiyatı var. Amerika fiyatı. Tabii Türkiye'de neye satılır bilmiyoruz. İki tane alsanız 200 dolar. Kasım'ın 6'sında ön sipariş, 16'sında da geleceğini söylüyor. Yani stereo pair yapabiliyorsunuz. Birbirinize ses gönderebiliyorsunuz. Zaten güvenlik Apple için ön planda. Ve iPhone'da entegre çalışıyor tamamıyla. Tamamıyla sekür, güvenli. Ve S5 çip barındırıyor. Ve multi room audio yapabiliyorsunuz. Bu olayı çok güzel. Yani içeriğiyle de konuşabiliyorsun falan filan. Yani kolunda Apple Watch varsa ona sesli mesaj falan gönderiyorsun. Çok büyük mali kendi yaşayanlar için çok cazip olabilir. Yani Intelligent Assistant da yani Siri'yi de barındırıyor. Burada takvimdir, yoldur, bilmem nedir. Birbirleriyle senkronize çalıştığı için CarPlay ile falan da senkronize olabiliyor. Ve dostlar gel gelelim şimdi iPhone 12'ye geçelim. iPhone 12'ye güzel böyle 10 numara 5 yıldız bir trailer'la başladı. Abimiz iPhone'u elinde tutuyor yeni iPhone'u. Böyle tamamıyla insanların birbirleriyle iletişim kurduğu bir videodan bahsetti zaten. Kulağında AirPod'lar. Güzel. Yine her zamanki Apple duruşu. Özellikle hızdan bahsettiler. 5G sayesinde dostlar 4 GB download ve yaklaşık 200 megabitte upload yapacağınızı söylediler. Yani bunu özellikle vurguladılar. Verizon'ın e, CEO'su çıktı burada ve özellikle bunu vurguladı. Verizon'da bir anlaşma yapmış Apple. Yani dünya genelinde 4 gigabit download ve 200 megabit upload'u yapabileceksiniz. Biz evimizde 5 megabit upload'u göremezsen 200 megabit upload tabii fantastik bir durum. Yani hız olarak çok iyi olduğunu söylüyor 5C ile birlikte zaten iPhone 12'nin. Özellikle bunu vurguladılar ilk olarak. Ayrıca tasarım zaten biraz böyle iPhone 5 ve 4'e dönülmüş gibi gözüküyor. Yani iPhone 5 ve 4'ün tasarımına, kasasına dönülmüş aslında burada baktığımızda. Çift kamera özelliğini taşıyor zaten iPhone 12 geldiğinde çift kameralı oluyor olacak herkesin merak ettiği tek kameralı olacaktı. Çift kameralı dostlar. Görmüş olduğumuz tasarımlı olmuş olacak. Burada zaten renkler gösterildi. Kırmızı, beyaz, yeşil ve mavi olmak üzere. Yani yeşil ve kırmızının default gelmesi güzel olmuş. İsteyenler çok oluyordu. Yani o o açıdan 6.1 inç'lik zaten ekranı barındırıyor. Burada dikkat çekici olan oydu zaten. Ekranın büyümesi ve kasanın da çentiklerinin biraz daha ufalması ve iPhone 5, iPhone 4'e dönülmesi %11 daha inceydi. %15 daha Küçüktü ve 115, 116 daha böyle slight bir tasarımı var aslında günün sonunda. Süper Retina XDR ekranı barındırıyor. Bu Dolby Vision dediğimiz teknolojiyi barındırıyor. Şimdi yana bir kontrast ratiosu var yani bayağı iyi bu. Dikkatimi çekenlerden iki koydu. iPhone 11'e göre iPhone 12 iki kat daha fazla piksel barındırıyor yani ekranı daha kaliteli. iki kat kadar. Çözünürlüğü 2532 x 2.8 milyon piksel barındırıyor ve 460 ppi. Ve burada tasarımları gösteriyor. Tasarımları, renk tasarımları gayet hoş. Yeşil, mavi, siyah ve gümüş. Evet. Zaten burada baktığımızda ekranın ne kadar iyi olduğunu görüyoruz. Ve şu an bir hakikaten iPhone 12'de bir görüntü görüyorsunuz. Ve ekranın ne kadar kaliteli olduğunu buradan çok net görebilirsiniz dostlar. Bunu özellikle gösterdiler event'ta. Yani ben de özellikle koymak istedim çünkü dikkat çekiyor. Hakikaten yani böyle pizelde oynadığını düşünürseniz aletin ekranının ne kadar kaliteli olduğunu zaten buradan çok rahatlıkla görebiliyoruz. Ve cihaz seramik şilt barındırıyor. Yani bu daha fazla güvenilir olduğunu gösteriyor. Zaten seramiği burada özellikle vurguladılar. İlk olarak baktığımızda seramik dalgaları tek 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 görüyorsunuz. Bu tamamıyla telefonu aslında bir güç katıyor. Daha dayanıklı olmasını sağlıyor. Bu seramik şilt telefonu koruyor aslında. Protect açısından özellikle cam açısından biliyorsunuz sürekli iPhone ekranları kırıldığı için burada özellikle onu vurguladılar. Yani daha güçlü olduğundan bahsettiler aslında günün sonunda. Proses A14 çip 6 core CPU'yu barındırıyor. Bu 2 kat daha performansı ve 4 4 kat daha fazla efficiency sağlıyor ve yeni jener jenerasyon architecture mimari yani ve %50 daha hızlı dostlar. Ve 4 core GPU'yu barındırıyor yani. Ve memory kompresyonunun daha hızlı olduğunu söylüyor. Burada Natural Engine dediğimiz bir teknoloji barındırıyor. Bunu yeni koymuşlar A14 çipe. Ve %16 core ve %80 daha hızlı olduğunu söylüyor. Saniyede 11 trilyon işlem yapabiliyor. <laughs> yani bunu düşündüğümüzde bayağı bir uçuk kaçık bir rakam 11 trilyon. Ve ML Accelerator 2. Iki, ikinci jenerasyon architecture ve %70 daha hızlı olduğunu söylüyor bunun. Bu ML Accelerator'ın. Ve A14 çiple burada %70 daha hızlı olduğunu, yeni imaj sinyal prosesörünün olduğunu yani imajı istiyor aslında. 3 katlı bir şekilde istiyor. Kamera tarafına gelince göreceğiz onu. 16 core natural engine var. 6 core CPU yüzde %50 daha fazla. E, ee, hızı 11 trilyon saniyede işlem yapıyor ve machine learning kontrolörü var. Yani 4 core GPU var bayağı böyle uçuk kaçık yani bir cihaz olduğu gözüküyor bunlardan bakılınca Tabi bunlar böyle anlatıyordu gel gelelim uygulamada neler oluyor şimdi aslında uygulamada neler oluyor onlara göre. Şimdi telefonu cebinizden çıkartıyorsunuz gayet güzel böyle on numara ve şıltı tasarım var ve League of Legends var. Oyunlarda artık League of Legends da var mobilde. Yani çılgınlar gibi League of Legends'ı vurguladı burada, oynayabileceğinizi vurguladı. Zaten League of Legends'ın çok büyük bir taraftar olduğu için. ilk olarak bununla başlamaları enteresan geldi. Fortnite'da genelde gelerlerdi. Fortnite'da biraz mesaj vermiş gibiler düşündüğüm. Yani bizde fortnite yoksa da League of Legends var deyip League of Legends'ı ön plana çıkarmışlar burada. Ve grafiklerinin böyle olduğunu gösteriyorlar. Yani oynanabilirliği gayet iyi gözüküyor. Evet. Telefonda da gayet iyi görüyorsunuz. <laughs> Bunlara tabii özel gamepad bilmem ne çıkartırlar kesin yani. Ben öyle düşünüyorum. Ha telefonda oyun oynamak çok cazip. Yani mobilde işte PUBG'dir vesairedir. League of Legends'dır. Enteresan bir deneyim olur ama bakalım iPhone'da gayet güzel olacak. Gör gözüküyor buradan. Bakalım uygulama da hakikaten öyle olacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz dostlar. Ve yeni dual kamera sistem. En kritik nokta. Tamam anlattın iyi hoşsun diyorsun. Öyle uçuyormuş böyle kapışıyormuş. GPS çok hızlı bilmem ne hızlı. Öyledir böyledir vesairedir. E kardeş bunun kamerası ne? Bunun kamerasını bir anlat diyorsunuz. İşte kamerası geldi. Dual kamera sistemi var. Bir tanesi 12 megapiksel ultra wide dostlar. 5 element lens 13 mm focal lens ve 120 field of wifi var. Birinci kamerası böyle. Gel gelelim ikinci kameraya. İki kamerası 12 megapiksel wide çekim. Bu da 7 element lens paranı duruyor. 26 mm fokal lens paranı Optical image stabilization var. Yani imajları stabilize ediyorsunuz. Titreseniz bile bu sizin stabiliteyi sağlıyor da Ve %100 fokus piksel diyor. Yani %100 fokus diyebiliyorsunuz. Kameranın mikropixelinin ne kadar zoom yapabildiğini görüyorsunuz ve çok az ışıkta bile çok iyi performans verdiğini söylüyor. Yani genellikle karanlıkta böyle kare kare çıkıyordu ya görüntüler. O, oradaki olayı bitirdiklerini iddia ediyorlar. Ya zaten çektikleri resimlere bakılırsa da hakikaten mesela bakın şu mesela hafif böyle bir karanlıkta, düşük ışıkta, ışıkta çekilmiş bir resim. Gayet net olduğu gözüküyor. Mesela bu da öyle. Az ışık var. Bakın toz duman yerine katmış. Ya yani burada işte resmi işlemesiyle alakalı. O machine learning de devreye girince hem işte GPU işliyor hem CPU işliyor. Bir de üstüne application machine learning işin içine girince bakın ne kadar kaliteli görüntü ortaya çıkıyor. Yani bunda burada aslında Vurgulamışlar. Bakın duman bile gözüküyor ya. Hakikaten. Yani Apple burada kendini aşmış yine kamera konusunda. Zaten biliyorsunuz yani sinemacılar bile birçok çekiminde Apple kullanıyor. Yani. Bakın resimlere ne kadar net. Low light olmasına rağmen gölgelere ve ışıklara bakın. Ya suyu ne kadar net görünüyor. Yosunlar, taşlar. Ve gece modu. Gece modu çok kritik. Yani gece modunda dediğim gibi o karalenmeler, pigzenmeleri bakın burada az ışık olmasına rağmen ne kadar net gözüküyor. Bunu iPhone 12'de çekmişler. Pro'da değil dostlar. Yani dikkatinizi çekerim burada. Bakın. Adam mesela turuncu ışıkta ne kadar net görüntü almış. Bakın bu da mesela ışıklı bir ortam, gece ama çok ışıklı bir ortam. Yani böyle de karelenmeler kalkmış aslında ortadan. Yani dikkatimi çeken ne oldu? Bakın mesela yüzüne vuran direkt ışık flaşlı bir fotoğrafta bile gayet net olmuş. Mesela çok ışıkta gayet iyi gözüküyor. Yani kamera performanslarına baktığımızda ışıklarda ne kadar iyi olduğunu da görüyoruz. Mesela burada ışık da var. Bakın ne kadar net gözüküyor. Tavanın ne kadar güzel gözüküyor. Ya Apple burada her bir seride kendini aşıyor. Teknoloji, sürekli bir teknoloji katıyor, sürekli bir devrim katıyor. Kamerada sürekli kendini geliştiriyor. Bakın burada da mesela arka taraf ne güzel blur. Kızın yüzünü ne kadar iyi vurgulamış. Ya işte tamamıyla bu machine learning. Gel gelelim videoya dostlar. Şimdi geleceğiz videoya. İyi hoş kamerası böyle güzel. Resimleri de gördük. Gel gelelim video. Videoda 4K işte işliyor. Işte 60 FPS vesaire. Dolby Vision uçuyoruz. Kaçıyoruz. Ee, gelelim videoya. Videoda neler yapıyor? Evet çok güzel kualitesi olduğunu söylüyor. Aygız quality video diyor. Burada yine klasik reklam pazarlama stratejisi Apple'ın burada çok güzel yapıyoruz, uçuyoruz, Zaten videosunun iyi olduğunu herkes biliyor. Herkes o yüzden Apple telefon alıyor. Videosu iyi olduğu için ve time lapse modunu night moda da getirmişler artık. Yani time lapse'i artık night modda da yapabiliyor olacağız. Bu önemli bir şey. Bunu özellikle vurguladılar. Bakalım şimdi bir videoyu görün. Bu tamamıyla iPhone 12'de çekilmiş bir video görüntüsü. Bakın. Işıklar düşük bu arada ama ne kadar güzel olduğunu gösteriyor. Mesela kız burada bir yerlenme teklifi alıyor anladığım Evleniyorlar gidiyorlar böyle bir araba görüntüleri. Gayet güzel olmuş. Evet ışıklar falan gayet iyi. Mesela bayağı da ışık var mesela burada. Evet slow çekimler falan arkada. Bence gayet iyi gözüküyor evet. Ha videosu da gayet iyi. Ya zaten Apple ya. Bakın havuza düşüyorlar. Su efektleri gayet iyi. Bu iPhone 12 ya Pro da değil ya. Hah. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. iPhone 12'nin içinden zaten e, duymuş olduğunuz gibi kulaklık ve şarj aleti çıkmıyor dostlar. Çünkü tamamıyla burada sizi kablosuza teşvik etmek istiyor. Yani kablosuz şarj için teşvik ediyor. Koyacaksın aletini kablosuzla şarj edeceksin. Böyle bir aparat satacak Apple ya da diğer firmalar belki falan satıyor olacak. Ve kablosuz şarj yapabileceksiniz. Bu Şu an onu görüyorsunuz. Koydu şu an. Kablosuz şarja başladı. Tabii ile buna teşvik ediyor aslında. Bakın burada bir özel kapaklar geliyor bunlar. Özel kapaklar geliyor olacak. Böyle kredi kartınızı falan taşıyabileceksiniz. Bakın güzel böyle değişik kapak tasarımları var. Bunları Apple satıyor olacak ve kablosuz şarjı destekliyor olacak. En önemli şey o. Yani sizin aldığınız Star kapaklar arkada kablosuz şarjı bozabiliyordu, desteklemeyebiliyordu. Ama bu destekliyor olacak. Dolayısıyla orijinali teşvik edecek sizi. Bakın bu arkada mıkıtısı ve takılabiliyor. Kartınızı vesairenizi taşıyabileceksiniz. Çok güzel hoş, müthiş. Fiyatları da düzgün olsa MagSafe'i tabii ki de almak isteriz yani. Herkes almak ister. Bakın burada özel copper, işte graphite shield, magnet ray ve alignment magnet ve özel polikarbon housing kullanıyorlar. Özellikle bunu belirtmiş. Ve elektronik shield. Yani tamamıyla Elektronik korumalı. Normal diğer aldığımız kapaklarda bunlar yok dostlar. Biliyorsunuz Apple Watch'larda da vardı dostlar bu kablosuz şarj özel kablosu. Burada da zaten kendini göstermiş. Burada da bununla şarj edebiliyor olacağız aslında. Yani ben çok sevdim ya kılıflar yani <laughs> AliExpress'ten de bu kılıf almaya gerek yok. Şunları düzgün fiyat yaparlarsa kesinlikle alınır. Yani çok cazip gözüküyor ve çok tasarımı güzel gözüküyor. Yani Apple yine burada tasarımı konuşturmuş ve kablosuz uyumlu olması ve cüzdan taşıyor olmanız çok güzel. Bu cihaz çok önemli. Bu cihaz aslında bir seyahat şarjı katlanabilir bir şarj hem Apple Watch'unuzu hem de normal telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz ve katlanabiliyor. Bunu satmak için işte şarj cihazını koymadılar aslında. Sadece kablo koydular günün sonunda. Ve size AirPod sattırmak için de normal kulaklık koymadılar. Normal kulaklık alacağına git AirPod al. Kafasına sokuyorlar aslında. Bu da tamamıyla bir pazarlama stratejisi. Tabii karbon emisyonu vesaire ayrı bir muhabbettir ama Apple'ın böyle bir cihaz yapıp da sunması bence çok hoşuma gitti. Ya yani kablosuz şey güzel ya. Kablosuz cihaz, şarj cihazı bu arada. Yani şunu mantıklı bir rakama satıyorsa Apple güzel. Ama içinde normal bir şarj yazı benim için epic fail. Ha, yani o ayrı bir konu. Yani sonuçta bunu alsanız da yani bunu bilgisayarda mı şarj edeceksiniz sürekli? USB-C çıkışı var. Hangi bir bilgisayarda USB-C çıkışı var? Yani gideceksiniz bir tane USB-C mecbur Apple şarjı alacaksınız. Apple işte burada da tamamıyla satış stratejisi dostlar. Ya alet güzel bu. Çok güzel. Hem Apple Watch'u barındırıyor şarj ünitesi. Hem de tabii ki de telefonu da barındırıyor. Katlanabiliyor. Yanınızda taşıyabiliyorsunuz. ne ya, bakın bu şimdi pıt kapanacak. Gayet güzel böyle çanta gibi bir şey yapmışlar. Ayrıca bir de burada araçta yapılabilir yapmışlar. Yani bunu araca da yapabiliyorsunuz. Bu çok güzel. Yani burada abuk subuk markalar alıyorlardık ve bu çok güzel. Bunu Berkin yapmış. Yani hele şükür böyle bir cihaz yapabilmişler. Hem Apple Watch hem AirPod hem de normal telefonunuzu aynı standta şarj edebiliyor olacaksınız. Tabi bunu ayrı satıyorlar. Ve sadece bu kablo çıkıyor olacak dostlar. En kritik nokta bu. Siz iPhone'unuzu aldığınızda Aha da bu kablo geliyor. Yanında şarj cihazı, mar cihazı yok. Sadece kablo var. Bu da eksi yanlarından bir tanesi. Tamam yine satış stratejisi diyorum ben. Karbon emisyonu falan hikaye. Yani, süper Retina Display. 2340'a e, 1080 çözünürlük. 476 ppi. İşte 2000'e bir kontrast ediyor. 1200 zit. Ve HDR ve Dolby Vision'ı barındırıyor dostlar. Süper Retina ekran. 4.7 idi. Bu tabii daha büyük. Eskisini koymuşlar. Bu 5.4 daha büyük ekran. Ve çentikler kalkmış. Önemli olan o zaten. 5G, Super Retina XT, Ceramic Shield yani daha proti korumalı dual kamera sistem, MagSafe ve A14 Bionic çipi barındırıyor. Zaten yeni nesil işler, e, çip bu. Tabi böyle güzel teknolojiler var. Tabi fiyata gelince fiyatta işte çok güzel. Dünyada en güzel tin e, yani ince güzel klas tasarım. 10 numara 5 yıldız. Cebinizden çıkardığınızda gayet güzel gözüküyor. Mis gibi. Oo. Oh. Apple TV açıyorsun, uçuyorsun, kaçıyorsun, download ediyorsun. Hızlı, süper, harika, müthiş. Download, upload, stream hepsini yapabiliyorsun. Oyunda oynayabiliyorsun. 5G de var. <laughs> Hepsi var. Gör görüyorsun zaten. Oh. Burada hepsini özellikle böyle sonda vurguladılar, patlattılar. Özellikle ve tabii ki de kamerayı özellikle vurguladılar. Editler, sharingler ve 4K'yı özellikle vurguladılar. Dolby Vision 4K, Night Mode ve iki tane kamera özellikle vurgulandı. Ultrawide selfie hepsini burada gösterdiler aslında. Burada bu burası çok iyi ya. Adam film izlerken korkuyorsun içine giriyor. Burayı çok güzel yapmışlar. Süper Retina Display. A14 Bionic çip. Gayet güzel. Hepsini burada vurguladılar aslında. Tık 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 tık. Hepsi çok güzel. <laughs> Oyunlarda da güzel gözüküyor ya. Burada attılar böyle. MagSafe'i koydular tabi. Tabi bunu sattırmak için yapıyorlar biliyorsunuz. Evet bu da çok güzel. Bu, bu, hakikaten güzel. Yani yan sanayi şeylere kalmamak güzel. Ama mantıklı fiyat olursa. Seramik Sheet. 4 kat daha daha az dayanıklı. Hop, ups resistance dediler burada. Yani su falan dökülürse. Water resistance yine ups resistance koymuşlar. Su da hiçbir şey olmuyor. Alıyorsun. Hop sikeliyorsun. Gayet güzel. Vay. Gayet güzel. 5G ton. Evet. Küçük. iPhone 12 mini. Tabii ki de. Hem 12 hem 12 mini. Mini mini mini. Mini mini bir kuş olmuş. <laughs> Fiyatlara gelince dostlar iPhone 12 mini 699 dolar Gene gelelim iPhone 12 799 dolar evet. Yani fiyatlar Güzel tabi yani Türkiye Türkiye'de bunlar Çok pahalıya satılır ama Amerika fiyatları iyi yani 700 dolar 700 TL gibi bir şey onlarda Biz 799 dolar da 799 TL gibi bir şey Onlarda olduğu için biz bu parayı Alamayacağız bu cihazları Gel gelelim şimdi en baba telefona geçelim iPhone 12 pro Hadi bakalım oraya gidelim ya tasarım çok güzel. Yani burada renkler aralıkları gösterildi. Altın rengi, gümüş, silver, mavi. Yeşil yok mu burada? Onun dikkatimi çekti. Altın rengi tam bir Arap şeyhi telefonu olmuş. <laughs> ah, tamamıyla böyle som altın zımpa telefonu yapmış. Evet. <laughs> yani, vay. Seramik işit tabii. Üzerinde de vurgulanıyor. 4 kat daha fazla dayanıklı olduğunu söylüyor. Ve altı metreye kadar suya dayanıklı. Water ve dust resistance. Yani toza ve suya dayanıklı 6 metre. Güzel bir rakam yani. Burada zaten kablosuz şarjın önemi de yine vurgulandı dostlar. Yani kablosuza dönüyor ya. Piyasayı tamamıyla kablosuza çevirecekler. Eskisi 5.8'di. Şimdisi 6.1 diyor. Max'inki de 6.5'di diyor. 6.7 oldu diyor. Yani ekranlar büyüdü dostlar. Gitgide ekranlar büyüyor zaten. Tabi Şarj artık yani şarj sorunu da kalmadı gibi bir şey yapılırlardı artık bir gün gidiyor. Süper Retina Display zaten XDR. 2 milyona bir kontrast 2778 i, 1284 piksel. 1200 nitsi barındırıyor ve 458 ppi. Yani ekran çok iyi. Yani ekran inanılmaz. Ya gitgide gide kendini aşıyor burada Apple yani bu. Yani hakikaten takdir ediyorum ya. Bakın yani buradaki görüntüleri, video görüntülerine inanılmaz. Ekran kalitesine bakarsanız zaten izlediğinizde bakın ne kadar güzel. A14 çipi barındırıyor. Yine 6 core CPU, 4 core GPU ve Image Signal Processor diye bir şey var burada. Ayrıyetten, ek ayrıyetten. Yani iPhone 12'ye göre Pro'larda bu var. Buraya bakın. Fotoğraf kalitesi. Tabii alamayız ama yani bakıyoruz sadece ama yani fotoğrafın ne kadar iyi olduğunu gösteriyorsunuz. Burada zaten Image Signal Processor'ın devreye girdiğini söylüyor. Hem CPU işliyor burada hem GPU işliyor. Bir de burada yani Image Signal Processor ve Natural Engine devreye giriyor. Yani application da içine işine giriyor aslında. Ve 12 megapiksel ultra wide ilk kamerası barındırıyor. 13 mm fokal lent ve 120 field of view barındırıyor. Gayet güzel bir kamera dostlar. Diğer kamerası ise 12 megapiksel wide. Bu da 7 element lens, 26 mm focal lens, %20 de improvement, low light yani çok daha düşük ışıklarda bile çok daha iyi performans verdiğini söylüyor. Ve zaten optical image stabilization yani resmi çekerken imaj sabitlemeyi barındırıyor. %100 fokus piksel var. Gel gelelim üçüncüye. 12 megapiksel telefoto kamerayı bakındırıyor üçüncü kamerası. 6 element lens, 52 mm focal length, 4x optical zoom range. ya 4x daha optik zoom yapabiliyorsunuz. Optical image stabilization yapıyor ve focus pixel özelliği de var. Kamera çok güzel. Bakın bu bu Pro Max'te çekilmiş bir görüntü. 12 Pro Max'te. Ya ışık ne kadar güzel derin. Ya için içine girdiğinde olayın ne kadar değiştiğini burada görüyorsunuz. Yani işte o machine learning olayları. Bakın ultrawide, wide ve telefoto. 3 kamerada da çekilmiş. Ultrawide'da böyle görüyorsunuz, wide'ta ortadaki gibi ve telefotoda sağdaki gibi dostlar. Yani alırken bunlara dikkat etmek lazım. Yani hangisi ihtiyacınız var? Böyle bir şey ihtiyacınız varsa tabii ki de alın. Yoksa gereksiz para vermiş olursunuz. Kullanmayacağınız bir özelliğe para vermeyin. Ve optical image stabilization zaten burada vurguladı. Sensör shift dediğimiz bir özellik var. Bu yeni geldi bu telefonda ve hareket edebiliyor ve doğru açıyı ve ışığı yakalayabiliyor aslında bu hareket sayesinde bu kamera, üçüncü kameradaki. Ma yani bu bayağı iyi olmuş bakın. Karanlıkta bile ne kadar iyi performans veriyor. Bu çok önemli abi. Yani yılmaz. Dikkatimi çekti de. Burada mesela ne kadar önemli ışık açısı. Yani burada zaten imajın bakın ne kadar işlediğini göreceksiniz. Şimdi 4 kademe değişiyor burada Apple. Yani bunu özellikle vurgulamışlar. 3, 7, 2, 3 ve 4. Bakın Sharpening, White Balance, Tone Mapping ve Channel Mixer ve High Lens hepsini birleştirip size en iyi görüntüyü elde ediyor. Yani işin içine dediğim gibi Machine Learning'ler falan da giriyor. Ve bakın ne kadar net görüntü ya. Çektikleri fotoğrafa inanılmaz. Yani hakikaten. Yani şunu SLR makinede elde edemezsiniz çünkü görüntü yani. <laughs> ve bunu iPhone 12 Pro Max'e yapmak müthiş. Tabii ki de. Kesinlikle katılıyorum. Hakikaten geldi değil. Hakikaten renklere falan baktığınızda yani bakın ne kadar tonlar falan fark ediyor. Mesela burada geniş açıda bir fotoğraf. Kayaları direkt fokuslanmışlar. Burada mesela geniş, çok daha geniş bir açı. Yani ışıkların ne kadar ne iyi olduğu görünüyor. Burada mesela renklerde bile çok iyi olduğu gözüküyor. Yani gayet net. Burada yani siyah beyazla ata odaklanmışlar. Mesela ne kadar net parlaklıklar güneş ışıkları görünüyor. Burada bir kamping abimizi koymuşlar. Turunculu böyle. Gayet net bir görüntü elde etmişler. Ya sanki Photoshop gibi duruyor ve first camera of to record in the Dolby Vision HDR. Ya yani burada tamamıyla Dolby Vision'ı vurguladılar. Dolby Vision'da kayıt yapabiliyorsunuz artık ya Pro Max'te. Bunu özellikle vurguladılar zaten. Bakın bu Dolby Vision'da kayıt burada ne kadar fark ettiğini gösteriyor Dolby Vision'da. Bakın efektlerde arkada nasıl fark yarattığını gösteriyor. Ya Dolby Vision bu işi yapıyor aslında. Yani Burada filtrelerde mesela <laughs> uğraşıyorduk ya Instagram'da kendi filtrenizi atabiliyorsunuz. Vivid Cool, Dramatik, işte Dramatik mı? bir sürü Dramatik Cool şeyleri falan var. Ve burada çektikleri videoyu gösteriyorlar dostlar. Pro Max'te böyle dağ bayırda karanlıkta foto, foto video çekmiş. Şu an video çekmişler. Yani ışığı kapatıyorlar falan. Burada da tamamıyla ışıkta yani burada da yakın çekimler. Yani yüzler belli oluyor. Ata kadar fokuslanmış gayet net gözüküyor. Dumanlar falan. Ya burada kırık ya. nasıl çekmişler ben anlamıyorum. Yılmaz <laughs> iyi. Ya hakikaten çok iyi. Burada zaten yolda gidiyor. Vay. Yani kamera geniş açılarda bile yani hakikaten yani şunları normal böyle profesyonel bir kamerada elde etmeniz zor. Yani iPhone burada kendine çığır açmış. Doğru bir Vision'a ekleyip üstüne Pro, Pro Max'te. 12'de. Yani gölgeleri bile alıyor. Bakın gölgeyi koymuşlar. Yani Burada mesela gün batımı ne kadar net yürüyor direkt. Burada leader sensör diye bir şey var aslında. Tabi bu leader sensör her şeyi algılayabiliyor. Tabi bu Pro Max'de var dostlar. Normal de yok. Yani leader scanner diye bir özellik var. Bu o, mesela odayı scan edebiliyorsunuz. Yani tarayabiliyorsunuz. Ve burada işin içine yapay zekalar falan giriyor. Bakın burada kuşlar böcekleri gösterdi özellikle. Ve odayı metrekare metrekare ölçebiliyorsunuz. Yani bunun işi işte ya gözlüğe falan gidiyor. Şimdi Apple gözlük çıkaracak ya. Orada <laughs> patlatacak bombayı. Kesin bu teknoloji onun için. Düşük ışıklarda bile dostlar çok net fokuslanabiliyor iPhone 12 Pro Max. Bunu özellikle Pro, Pro Max özellikle vurgulamışlar. 6x daha hızlı olduğunu söylüyor. Yani burada zaten direkt resimle bunu belgelediler. Özellikle ben bunları gösteriyorum alırken ya tamam, yine seçim size kalmış. Hangisini almak isterseniz. Ve günün sonunda burada mesela mesela odayı ölçeceksiniz, değil mi? Odayı bu lidar scanner sayesinde istediğiniz şeyi istediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Yani koltuk düzenimi, masa dizinini falan yapabileceksiniz tamamıyla sanal. Sanal ve doğru şekilde yapabiliyorsunuz. Bakın şu an dolapları yerleştiriyor. Ve gayet güzel. Yani yapabiliyor bunu. Tabii bunu pro'da yapabiliyorsunuz. Bakın şimdi yerlerini değiştiriyor. Ya o sensör bu işe yarıyor işte. <laughs> şu an Sanal ortamda odayı koydunuz. Yani gidip de kutuları dizip vesaire yapmanıza gerek yok. Normalde kutu mutu diziyorlar böyle yapmak için. Burada video çekimi. Mesela atları koşturmuşlar ve iPhone'larla çekiyorlar abi inanılmaz. Aşağı tripod koymuşlar aracın altına. Ve çeker ki bu, burada atları çekmişler. Bakın nasıl net. Ve drone. drone'u koymuşlar abi. Aa, inanılmaz abi drone'la çekiyorlar. As. Ne kadar hiç stabilizasyon iyi. Wow. Ve editing ışık yapıyorlar. Işığı artırıyor. 6.7, 6.1 inç zaten. Baya ya. Çok etkileyici. <laughs> kablosuz şarj. Muhtacız. Tabi burada kablosuz gösteriyor yine. Ya tamam tamamıyla piyasayı ona kaydırmaya çalışacak Apple. Yine Apple burada önce olmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Öyle düşünüyorum ben. Ve günün sonunda böyle bir gün batımıyla dostlar bitirdiler. iPhone 12 Pro 999 dolarcık. <laughs> Ve iPhone 12 Pro Max'in fiyatı ise 1099 dolar dostlar. Evet. Günün sonunda pre ordera 16, 16 Oktober'da 16 Ekim'de açılıyor. 23'ünde available olacağı söyleniyor. Yani herkese duyulacağı. Pro Max'in 6 November 13 November'da da satışa sunulacağını söyledi. Ve günün sonunda Böyle bir çıktı fiyatlar işte. iPhone SE 399 dolar, XR 499, 11 599, 12 699, 12 Pro da 999 dolardan başlayan fiyatlarla bizlerle olacak. Ya Apple çok güzel bir event yaptı. Yeni Dolby Vision'lar, harika teknoloji. Ya günün sonunda çok iyi fiyatlar mı? Ya burada birincisi yani tamamıyla kablosuna yönlendiriyor artık sizi. Artık şarj cihazınızı para verip alacaksınız. Büyük ihtimal kablonuz olduğu için uğraşmayıp diyeceksiniz ki gideyim kablo ustalayayım. Çünkü diğeri 100 lira ise öbürü de 200 lira gibi bir fiyat yapacaklar. Diyeceksin ki kablo ile uğraşacağım ama kablo ustalarım. Bir daha işte şarj cihazının ucunun bozulmasıyla vesaire ulaşmam deyip aslında gidip bunu alacaksınız gün sonunda. Ya tamamıyla buna yönelik bir strateji bu kablonun olup olmaması. Burada alınacak olanlar hangisini tercih edersiniz? Dediğim gibi kamerayla çok aşırı neşirseniz, video çekiyorsanız yani böyle uçuk kaçık videolarınız varsa ya bir youtubersanız belki ya da vlog çekiyorsunuz. 12 tabii ki pro almak çok mantıklı. Ama düz 12 de iş yapıyor ama pro'da çok farklı özellikler var. İşte lidar sensör var. O sensörle çok daha farklı işler yapabiliyor. İşte machine learning'ler var. işin içine giriyor. Video çekimleri çok daha iyi. Yani aslında burada yapmanız gereken sizin neye ihtiyacınız oldu. Yani elinizdeki iPhone 11 de şu an gayet iyi işler yapıyor ama sizin de dediğin gibi burada ihtiyacınız önemli. Ben böyle bütün performanslarını gösterip yani Apple Neventon'daki gerçek videolarla ve fotoğraflarla performansı gösterip aslında kendiniz karar vermenizi aslında uygun olduğunu düşündüm. Neye ihtiyacınız var? 12'nin kamerası da çok iyi bu arada. Ama videoda 12 Pro çok farklı. Dolayısıyla eğer video içerik üretiyorsanız kesinlikle 12 Pro'yu almanızı öneririm. Ama ben sadece fotoğraf çekiyorum. Ortamda fotoğraflayayım kendimi, selfie çekeyim gibi şeylere gireceksiniz. 12'de işinizi rahatlıkla görür dostlar. Türkiye fiyatları nereye gelecek? ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Şu an için bir fiyat ortalıkta yok. Ama yani benim tahminim tabii vergiler gelince bu büyük ihtimal 17-18 bin lira falan satarlar herhalde. Yani göreceğiz bakalım yani hep birlikte göreceğiz bunu. Artık bir sonraki videomuzda görüşmek üzere dostlar. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın diyorum.